Herkese merhaba, Yura Kavri'desiniz. Bugün Kavri'nin hikayesinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bakalım bu bölümde bu saçla nasıl bir şey yapacağım. Hadi o zaman başlayalım. Hemen bir ten rengimizi açıp geliyoruz. Pişt diyoruz ve ten rengimizi hallettikten sonra o zaman işleme başlayacağız. Bu bölümde başlıktan ve kapak fotoğrafından anlayacağınız gibi oyuncak bebek olacağız. Ama bu oyuncak bebek ne o bildiğiniz kusursuz ne de çok süslü güzel oyuncak bebeklerden yanı sıra daha yeni üretilen ya da üretilmeye başlayan bir oyuncak bebek gibi bir şey olacak. Çünkü bu bölümde anlatmak istediğim şey, bazen öyle bir kıvama geliriz ki, hani şu hissizlik bölümünden hatırlayacağınız gibi, nasıl bir şey yapmak istemezsek, nasıl artık bir şey hissetmezsek, her şeyden soğursak, yani öyle konumdayken veya öyle zamanlarda böyle ne bileyim, o süreçten sonraki süreçte oyuncak bebek gibi oluruz bence. Cansız bir varlık gibi. Kim seni nereye götürürse oraya gidersin mesela. Demek istediğim bu. Bu yüzden böyle bir makyaja başlıyorum. Sonuçta biz oyuncak bebeğimize ne giydirirsek onu giyinir. Nerede oturtursak orada oturur. Oyuncak bebeğin bir söz hakkı yoktur. Bir isteği yoktur. Hissiyatı yoktur. O kadar sıfırlanmış bir halde olduğunuzu düşünün. Ben o hissi bugün burada bu makyajla meydana getireceğim. Aslında buna tıpta depresyon diyorlar. Demek istediğim şey aslında bu. Psikolojiniz yerli bir olduğunda artık böyle hislerden geçtiğinizde falan, hani hissizlik dönemimiz vardı ya bir önceki bölümde, 6. bölümde sanırım eğer izlediyseniz, onun bir sonraki level'ında artık hissizlikten de öte yaşamınızda bir donukluk meydana gelir. Yani yaşamınız donmuş gibi olur. Sanki uyuyormuşsunuz gibi. Ki zaten eğer iyi değilseniz, mutsuzsanız öyle bir durumdasınızdır zaten. Hep uyuyorsunuzdur. Evet. Böyle zamanlarda yine önceki bölümde hatırlayacağımız gibi ne sizin görünüşünüz, ne yaptığınız ya da başkasının ne yaptığı, ya da dünyadaki diyeyim, hiçbir şey böyle umrumuzda olmaz. Ta ki bu bölümü geçene kadar, ki bu bölümü geçmek de kolay kolay yapılabilecek bir şey değil. Ama birçoğunuzun olduğu durumdan söz ettiğimi düşünüyorum. Bazen bazı insanlar böyle dönemleri uyuyarak geçirir. Mutsuzluklarını
uyuyarak telafi etmek ister gibi bir şey. O kadar mutsuz oluyorsun ki. Yani hayattan o kadar ümidin yok, umutsuz ve mutsuzsun ki. En kolay kaçış uyku oluyor burada. Uyudukça uyuyorsun, uyudukça uyuyorsun. Kaçtığını düşünüyorsun, böyle kurtulduğunu düşünüyorsun. İyi hissettiğini düşünüyorsun. Halbuki o boşluk, o karanlık seni aşağı çektikçe çekiyor. Ya da bazen de tam tersi olarak uykusuzluk baş gösterebilir. O zaman da hortlak gibi olursun. Hiç uyuyamazsın. Düşündükçe düşünürsün, düşündükçe düşünürsün. Daha detaylar indikçe daha çok kafayı yersin. Kafanda kurarsın, 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 kurarsın. Ama hayatında yine değişen bir şey olmaz. Bu sefer de sadece vaktini düşünerek geçirirsin. Bakın bak, daldım, ne oldu gördünüz mü? İşte bu yüzden bu boşlukta yuvarlanıp gittiğin için zaman bu şekilde akıp gittiği için ben bugün burada oyuncak olduğumuzu varsayıyorum. Siz hiç böyle bir dönem geçirdiniz mi? Böyle korkularınızdan veya üzüntülerinizden kaçmak için ne yaptınız? Ya da hiç bu kadar ağır bir üzüntü yaşadınız mı? Ve muhtemelen bu hislerimizi, düşüncelerimizi iyi aktaramadığımız için de tabii ki de dudaklarımı da kilitliyorum. Korkularınız, kaygılarınız, mutsuzluklarınız ve bunları aşamamamız sizi bu hale getirir. Bazen bunun farkına varmazsınız ama bir bakmışsınız. Her gününüz birbirinin aynısını takip ediyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz ve artık yapmaya gücünüz yok. Nereye kadar böyle devam edecek bilmiyorum. Ama eğer kendinize bir dur demek istiyorsanız, toparlanmaya başlamak istiyorsanız, yapacağınız birkaç şey var. Hiç kolay değil biliyorum. Çok zor. Canınız istemiyor çünkü. Aynı şekilde devam etmek istiyorsunuz. Hiçbir şey umurunuzda olmadığı için. Her gün yatayım yani. Ya da her gün uyuyayım. Hiçbir şey yapmıyorum. Umurumda değil. Zaten halim yok. Diyorsunuz biliyorum. Ama nereden dönerseniz kârdır. Ve bu laftan da yola çıkarak yapabileceğiniz ya da yapmak istediğiniz o küçük kırıntı her neyse, o ışık, ona tutunmanız ve bağlanmanız gerekiyor. En azından kalkana kadar. Ve kendinizi toparlamanın en önemli noktası, püf noktası, en önemli sırrı ya da kendinizi meşgul etmek. Dikkat edin. Kendiniz bir şeylerle ne kadar meşgul ederseniz kafanız o kadar dağılır. Ve ister istemez kendinizi iyi hissetmeye başlarsınız. Bir şeyler yaptığınız ve yapabildiğiniz için. Ve başka bir deyişle, eğer kendinizi ne kadar çok meşgul ederseniz, çok meşgul ederseniz kafanız dağılmaya başlayacak. İster istemez o meşguliyet sizin kafanızı o kadar çok oyalayacak ki düşündüğünüz o kaygılarınız ya da korkularınız ya da her neyse ister istemez şu taraflarda kalmaya başlayacak. Siz çünkü bu tarafa o kadar çok odaklandınız ki.
Çünkü bu korku, kaygı, bunları ne kadar çok düşünürseniz, ne kadar çok odaklanırsanız o kadar bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Kendinizi dibe çekmektense başka şeylere bakmaya çalışın ve uzaklaşın. Uzaklaştıkça aslında birazcık bir nebze de olsa bazılarını unutacak ve mutluluğu tadacaksınız belki de. Bebeğimizin son dokunuşlarını yapıyorum. Bu şey eski tarz bebekler gibi. Bakalım bu oyuncak durumundan ne zaman çıkacaksınız? Çıkabilecek misiniz? Kaori çıktı mı? Veya Kaori nasıl bu hale geldi? Bilmiyorsanız eğer Kaori'nin hikayesini en baştan sona kadar kanalda bulabilirsiniz. Evet, oyuncak bebeğimizi tamamladım. Bu oyuncak bebeği neden yaptığımı, hangi hisleri anlattığını Kaori'nin bu bölümünde hepsini bir bir anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bakalım bir sonraki bölümde ne olacak? Ne hakkında konuşacağız? Umarım biraz da olsa videoda kendinizi bulabilmişsinizdir. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Benle kalın. Sağlıkla kalın. Kökleri açmayı unuttuk. Ah, ne baktı. Lensleri ve perukları indirimli almak için aşağıdaki indirim kodunu uygulayabilirsiniz.